Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu hafta Ekim ayının ara sınavını oldunuz. İnşallah hepinizin sınavı güzel geçmiştir. Şimdi onun sorularını birlikte çözelim. Anlamadığınız yerler olursa yine bana özelde yazabilirsiniz. Tekrardan sizin için soruları çözebilirim. Birinci sorumuz şu şekilde. Yukarıda verilen şekle göre 1, 2, 3 numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yağış şekilleri 0 derecenin üstünde ve 0 derecenin altında olarak gruplandırılmış. Yağmur 0 derecenin üstünde olan yağış grubunda. 2 ve 3'e 0 derecenin üstünde. 1'e de 0 derecenin altında olan bir yağış türü eklememiz gerekiyor. Bakalım hemen şıklara. Bir numarayı ne getirebiliriz? 0 derecenin altında, yani suyun donma sıcaklığının altında suyun donarak hal değiştirdiği bir yağış türü olması gerekiyor. Dolayısıyla bunun cevabı ya kar olmalı ya da kırağı olmalı. Gelelim 0 derecenin üstünde olanlara. Yağmur, yani suyun hal değiştirmediği yine su olarak kaldığı bir yağış türü. 2 ve 3'e ne getirebiliriz? Hemen bakalım. Kırağı. Biliyorsunuz ki 0 derecenin altında olduğu için kırağı zaten buraya getiremeyiz. Geriye ne kaldı? Sis ve çil. Sis için belki yağış olup olmadığı konusunda kararsız kalmış olabilirsiniz. Ama sisin içerisinde çisenti şeklinde yağış tanecikleri olduğu için onu da bir yağış türü olarak kabul ediyoruz. Gelelim ikinci soruya. Üreme hücresinde 22 artı X kromozom bulunan birey aşağıda verilen üreme hücrelerinden hangileriyle birleşirse sağlıklı bir erkek birey oluşur? Biliyorsunuz ki erkek bireyin oluşabilmesi için gelmesi gereken kromozom türü neydi? Y idi. 22 artı X'e ne gelmeli? 22 artı Y gelmeli. 46 tane kromozomumuzun 44 tanesi de vücut kromozomu, 2 tanesi de biliyorsunuz ki üreme hücresi için olan kromozomlar. Geçtik bakalım. Yukarıda verilen 1 ve 2 numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hava olaylarını araştıran bir kişinin deney yapma süresi nokta nokta olmalıdır. İklim olaylarını araştıran bir kişinin doğru sonuçlar elde etmesi için gerekli en kısa zaman aralığı 2 numara olmalıdır. Hemen bakalım buna da. Biliyorsunuz ki hava olayları kısa süre geçerlidir. Gün içerisinde bile değişkenlik gösterebilir, kesinlik içermez. Dolayısıyla deney yapma süresi günlük olabilir. Peki iklim olaylarını araştıran bir kişinin doğru sonuçlar elde edebilmesi için deney yapması için gerekli olan süre ne kadar olmalıydı? 25, 30 hatta 35 yıl bile olabiliyordu. Dolayısıyla cevabımız bursa oldu. Geçelim dördüncü soruya. Yukarıda dünyanın güneş ışınlarına göre konumu ve farklı tarihler verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Güneş ışınları yıl içinde bir defa 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'ye dik olarak gelir. Bu doğru bir şeydir. Güneş ışınları yıl içinde bir defa 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'ye dik olarak gelir. Evet. Ekvator bölgesi yıl içinde iki kez güneş ışınlarını dik olarak alır. Evet. Hangi tarihlerde bunlar? 21 Mart ve 23 Eylül. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de en uzun gece, 23 Eylül'de Güney Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanır diyor. Hayır. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihleridir. Yani bunlar gece gündüz eşit bir tarihleridir. Dolayısıyla D şıkkı yanlış olan cevabımız. Ekvator bölgesinde yaşayan penguenlerde vücut küçük olduğu halde kanat ve bacak uzunluğu fazladır. Kutuplarda yaşayan penguenlerde ise vücut büyük olduğu halde kanat ve bacak uzunluğu daha azdır. Biliyorsunuz ki
Tilkilerde de kulak büyüklüğü bu şekildeydi. Kutup tilkisinin kulakları küçüktü. Ekvator bölgesinin tilkisinin kulakları daha genişti, büyüktü. Bunun da sebebi vücut ısısını dışarıya daha çok verebilmek. Yani sıcak bölgede yaşayanlar için konuşuyoruz. Yüzey alanının genişlemesi ısının daha çok dışarıya verilmesini sağlar. Tam tersi soğuk iklimlerde yaşayan hayvanların da yüzey alanının küçük olmasını isteriz ki ısısını dışarıya çok fazla vermesin. Burada ısı kaybetme oranının farklı olması doğru cevabımız olacak. Solunum ve boşaltım olayının farklı olmasıyla hiçbir ilgisi yok. Avlanma sıklığının farklı olması yine ilgisi olmayanlardan birisi. Doğru cevabımız Adana oldu. Gelelim 6. soruya. Yukarıda DNA molekül modeli verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 1, 2, 3 ve 4 numaralı yapılarla ilgili aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır? Diyor ki 1 yani mavi tanecik adenin nükleotidi olabilir. Olabilir. 2 timin nükleotidi olabilir. Olabilir. Yani hiçbir engel yok. 3 guanin nükleotidi olabilir. Olabilir. Yani her birisi herhangi bir nükleotit olabilir. 4 kromozom olabilir. 4 kromozom olamaz. Çünkü kromozom bu kadar basit bir yapı değil. Kromozom tüm DNA'yı da kaplayan, DNA'nın protein kılıfla kaplanmış olan haline verilen isimdi. Dolayısıyla 4 numara asla ve asla kromozom olamaz. Aşağıda verilen çaprazlamaların hangisinde farklı fenotipte döller oluşur? Saf baskın, saf çekinik. Hemen yazalım. Saf baskın. Saf baskını nasıl yazabiliyoruz? Büyük A, büyük A. Peki saf çekinik? Küçük A, küçük A. Bu ikisinin çaprazlanmasından ortaya çıkacak olan genotip veya fenotip tipi büyük A ve küçük A. Yani melez baskın. Yine saf baskın. Saf baskın ne olacak? Büyük A, büyük A. Melez, büyük A, küçük A. Bu ikisinin çaprazlanması sonucunda ortaya çıkan genotipler büyük A, büyük A olabilir. Ya da büyük A, küçük A olabilir. Yine saf baskın. Büyük A, büyük A. Ve saf baskın. Büyük A, büyük A. Bu ikisinin çaprazlanmasından ortaya çıkan genotipte büyük A büyük A, fenotip olarak da saf baskın diyeceğiz. Gelelim D şıkkına. Melez. Yani büyük A, küçük A, çekinik. O da küçük A, küçük A. Bu ikisinin çaprazlanmasından peki kimler ortaya çıkar? Büyük A, küçük A çıkar. Bir de küçük A küçük A çıkar. Farklı fenotipte döller oluşur. Yani hem baskın hem de çekinik genin ortaya çıktığı iki farklı fenotip arıyoruz. O da hangi seçenekte olur? İşte D seçeneğinde olur. Cevabımız D seçeneği. Peki. Devam edelim. 8. Ağzı açık bir kapta bulunan bir miktar su sabah, öğle ve akşam olmak üzere günün farklı saatlerinde güneş altında bekletiliyor. Suyun bu saatlerde sıcaklığı termometre ile ölçülüyor ve aşağıdaki tablo elde ediliyor. Güneş ışınlarının düşme açısı gün içinde değişir. Tabloya göre hangilerine ulaşmamız bekleniyor? Hemen bakalım. Güneş ışınlarının düşme açısı gün içinde değişir. Sabah saat 9'da sıcaklık 10 dereceymiş. Saat 14 civarında 25 derece. Saat 17'de de 15 dereceymiş. Yani 10'dan 25'e doğru bir artmış. 25'ten 15'e doğru azalmış. Burada bir eksi söz konusu. Dolayısıyla düşme açısı gün içinde değişir mi? Değişir. Sabahları daha eğik açıyla gelir, öğle vakitlerinde daha dik açıyla gelir.
Akşam vakitlerinde de yine eğik açıyla gelir. Dolayısıyla buna doğru diyebilirim. Dünyanın hareketi güneş ışınlarını alma miktarını etkiler. Evet, etkiler dünyanın kendi etrafında dönmesi nasıl ki gece gündüzü oluşturuyorsa, gece ışınları hiç almıyorsak, gündüz de farklı açılarda alıyorsak, dolayısıyla bu hareket bunları etkiliyor. Dünyanın yörüngesinin eğikliği yıl içinde ve gün içinde güneş ışınlarını almasını değiştirir. Yine güneş ışınlarının düşme açısı gün içinde değişirle dünyanın yörüngesinin eğikliğinin bunu etkilemesi aşağı yukarı birbirine yakın şey. Yörüngenin eğikliği biliyorsunuz ki yıl içinde mevsimlerin oluşmasına sebep oluyordu. Mevsimlerin oluşmasına sebep olduğu için günü de etkiler. Dolayısıyla yaz mevsimini o anda ışınları dik alıp yaz mevsimini yaşamıyor olsaydık o gün o kadar sıcak olmayacaktı. Dolayısıyla gün içinde aldığımız sıcaklıkları da yine yörüngenin eğikliği etkiliyor. Cevabımız ne oldu? Denizli. Geldik 9. soruya. Baskın fenotipli olan bir bireyin genotipinin homozigot mu, heterozigot mu olduğunu bilemeyiz. Bireyin genotipini öğrenmek için bireye çekinik fenotipli bireyle çaprazlamak, heterozigot baskın bireyle çaprazlamak, homozigot baskın bireyle çaprazlamak. Yukarıdaki işlemlerden hangisi veya hangileri uygulanırsa en doğru sonuç elde edilir. Hemen bakalım. Baskın fenotipli olan bir bireyin genotipini anlayabilmek için yapmamız gereken bazı yöntemler var. Bunlardan hangisini seçmemiz gerektiğini bir bakalım. Şimdi çekinik fenotipli bireyle çaprazlama. Çekinik fenotipli bireyin ne olabilir genotipi? Hemen yazalım. Çekinik fenotipli ise küçük A, küçük A. Heterozigot baskınsa şunu biraz geri alayım. Çekineyim. Küçük A, küçük A. Peki. Heterozigot baskın. Büyük A, küçük A. Homozigot baskın. Büyük A, büyük A. Peki. Baskın fenotipli olan bir birey ne olabilir? Hemen yazalım. Ya büyük A, büyük A'dır. Ya da büyük A, küçük A'dır. Büyük A büyük A mı? Büyük A küçük A mı olduğunu peki nereden anlayacağız? Eğer çekinik fenotipli bireyle çaprazlarsak küçük A küçük A ile mesela diyelim ki büyük A büyük A ile küçük A küçük A'yı çaprazladık. Bu ikisini çaprazlamamız sonucunda ortaya çıkan genotip ne olabilir sadece? Büyük A küçük A. Dolayısıyla küçük A kendini gösteremez. Ve baskın fenotipli olan bireyin büyük A büyük A olduğunu anlarız. Çünkü ortaya hiç çekinik fenotipli birey çıkmayacak. O zaman buna bir tık atalım. Atalım. Heterozigot baskın bireyle çaprazlamak. Peki büyük A küçük A ile çaprazladığımızda ne olur? Büyük A büyük A ile büyük A küçük A'yı çaprazladığımızda ortaya ne çıkar? Büyük A büyük A çıkar, büyük A küçük A çıkar. Yine anlarız ki karşı tarafta hiç çekinik gen yok. Büyük A büyük A olabilir. Ya da büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlarsak ortaya şu küçük A'lardan meydana gelecek olan çekinik bireyler ortaya çıkar. O zaman da bizim baskın fenotipli bireyin heterozigot olduğunu anlarız. Gelelim sonuncuya. Homozigot baskın bireyle çaprazlamak. Büyük A büyük A ile büyük A büyük A'yı çaprazladığımızda ortaya tek bir çeşit çıkar. O da büyük A büyük A. Peki büyük A küçük A ile büyük A büyük A'yı çaprazladığımızda yine ortaya hep baskın bireyler çıkar. Heterozigot baskın, saf baskın. Dolayısıyla bunun baskın heterozigot mu, homozigot mu olduğunu anlayamayız. Dolayısıyla homozigot baskın bir bireyle çaprazlamak bizim işimize yaramaz.
O yüzden de cevabımız Bursa oldu. Yani bu tarz sorularda biraz olasılıkları gözetmemiz gerekiyor. Tek tek denememiz gerekiyor. Birazcık elimizi çabuk tutmamız lazım. Gelelim şimdi 10. soruya. Bezelyelerin boy uzunluğuna göre çaprazlanması sonucunda birinci ve ikinci kuşaklı şekilde gösterilen bezelyeler oluşuyor. Hemen yazalım. Uzun bezelyenin genotipi büyük A, büyük A. Kısa bezelyeninkisi ise küçük A, küçük A. Birinci kuşaktaki uzunun genotipi büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. İkisi de uzun. Gelelim ikinci kuşağa. Birincisi uzun. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Ve küçük A, küçük A. İşte bulduk. Buna göre bezelyenin boy uzunluğu kalıtımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci kuşak tamamen heterozigottur. Birinci kuşak tamamen heterozigot mu? Evet, büyük A küçük A olduğu için. Evet. İkinci kuşakta %75 oranında uzun boyluluk geni vardır. Evet. Şurada 3 tane olasılıkta uzun boyluluk geni var. İkinci kuşakta oluşan kısa boy geni birinci kuşaktaki bezelyelerden gelmiştir. Evet, birinci kuşaktakilerden geliyor. İkinci kuşakta oluşan kısa boy geni %50'dir diyor. İkinci kuşakta oluşan kısa boy geni %50 mi? Bakalım. Yok. Kısa boy %25. Dolayısıyla cevabımız Deniz. Geçtik. 10 soruyu geride bıraktık. İnşallah 10'da 10 gidiyorsunuzdur. 11. Bazı canlı türlerinin yaşamak için yaptığı davranışlar aşağıda verilmiştir. Yaban kazları çevredeki iklim koşulları değiştiğinde sıcak ve besin bol olan yerlere göç ederler. Karasal ortamda yaşayan bazı hayvanlarda iç döllenme, dış gelişme ve üreme, dış gelişmeyle üreme görülür. Canlı yumurta içinde gelişir. Kurak ortamda yaşayan bitki türlerinin kökleri toprağın derinliklerinden suyu alacak şekilde uzun ve kazık tiptedir. Canlıların bu adaptasyonları ile ilgili olarak hangisi yanlış? Kalıtsal olup doğuştan itibaren canlıya aittir. Bu öncülü çözebilmem için sorunun köküne hiç bakmama gerek yok. Çünkü adaptasyonun kalıtsal olduğunu, doğuştan itibaren canlıya ait olduğunu zaten biliyoruz. Hemen doğru diyelim buna. Canlıların yaşama ve üreme şansını arttırır. Zaten adaptasyonun gerçekleşme sebebi budur. Yaşamayı üreme şansını arttırır. Beslenme, üreme ve su ihtiyacı. Birincisi beslenme. Evet, hem barınma, sıcak yerde barınma hem de besin bol olan yere göç etmeden dolayı beslenme. İkincisi üreme. Evet. Üçüncüsü de su ihtiyacıymış. Evet, köklerin daha derine nüfuz etmesi de su ihtiyacı için geliştirilmiş. Çevre şartlarına göre özellikleri belli miktarlarda değişebilir. Asla değişmez. Modifikasyon mu bu değişsin? Adaptasyon asla değişmez. Dolayısıyla cevabımız da Denizli. Yukarıda bir nükleotit modeli yer almaktadır. X, Y, Z harflerinin temsil ettiği yapılar hangi seçenekteki gibi olabilir? X biliyorsunuz ki en başta, sol başta ya da sağ başta olan nedir? Fosfat molekülü. Y, ortada bulunan deoksiriboz şeker. Z de herhangi bir organik baz olabilir. Adenin olabilir bu. Ama cevabımız A şıkkı gibi gözüktüğü için adenindir diyoruz. Cevabımız adenin. Karasal iklim, deniz etkisinin bulunmadığı veya denizin ılımanlaştırıcı etkisinin olmadığı, denizden uzak yerlerde görülen iklim tipine verilen isimdir.
Yukarıdaki grafikte karasal iklime ait yıllık yağış miktarı ve sıcaklık ilişkisi verilmektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere karasal iklimin hüküm sürdüğü bir yerde Temmuz ve Ağustos ayları en sıcak aylardır. Hemen sıcaklık grafiğine bakıyorum. En sıcak, evet, 7. ay Temmuz. En sıcak Ağustos. Dolayısıyla birinci öncülüm doğru. Yağışlar genellikle Kasım ve Aralık aylarında yoğunlaşmaktadır. Kasım ve Aralık'a bakalım 11. ve 12. aya. Yağışlar en fazla burada mı? Hayır değil. Yağış en fazla 6. ay yani Haziran'da ve Temmuz'da ve Mayıs'ta. Dolayısıyla bu yanlış. Her mevsim yağışlı mı? Evet, yağışın hiç olmadığı bir ay yok. Dolayısıyla bu da doğru oldu. Cevabımız 1 ve 3. Fatma demiş ki benim yaşadığım bölgeye güneş ışınları 21 Aralık'ta en dik açıyla gelmektedir. Hemen yazıyorum. Soruyu daha çözerken yazmaya başlarsak vakit kazanırız. En dik açı 21 Aralık'ta geliyorsa Fatma nerede yaşıyordur? Güney yarım küre. Geldik Leyla'ya. Leyla da 21 Haziran'da en dik açıyla gelen bir yerde yaşıyor. Orası neresi? Bizim ülkemizin de bulunduğu kuzey yarım küre. Yukarıdaki öğrencilerin verdikleri bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış bir ifade kullanılmıştır? Fatma, güney yarım kürede, Leyla ise kuzey yarım kürede yaşamaktadır. Doğru mu? Evet, zaten yukarıda yazdım. Fatma'nın bulunduğu bölgede yaz mevsimi yaşanırken, yani güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken, yani 21 Aralık'ta Leyla'nın bulunduğu bölgede kış mevsimi yaşanır. Evet. Fatma'nın yaşadığı bölgede ilkbahar mevsimi 21 Mart'ta başlar. Fatma nerede yaşıyordu? Güney yarım kürede. Orada ilkbahar 23 Eylül'de başlar. Dolayısıyla yanlış. Leyla'nın yaşadığı bölgede kış mevsimi 21 Aralık'ta başlar. Leyla nerede yaşıyordu? Kuzey yarım kürede. Kış bizim yarım küremizde ne zaman başlıyordu? 21 Aralık. Dolayısıyla bu da doğru oldu. Cevabımız C. Evet, 14'ü de Ceyhan dedikten sonra gelelim 15. sorumuza. Birim yüzeye düşen ışık miktarı verilmiş bize grafikte. Yandaki grafikte X bölgesine KVRM mevsimlerinde birim yüzeye düşen güneş ışığı miktarı verilmektedir. Grafikten elde edilen veriler ışığında X bölgesi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? R zamanı bakıyorum birim yüzeye düşen ışık miktarı en fazla ne zaman? R'de yaz mevsimi. Dolayısıyla hemen yazıyorum. R mevsimi yaz. Peki M ne zaman? Sonbahar. V ne zaman? İlkbahar. Peki X ne zaman? X de kış. Grafikten elde edilen veriler ışığında X bölgesi ile ilgili olarak hangileri doğrudur dedik. V zamanı en dik açıyla geldiği yaz mevsimi aittir. Bu doğru. Eğer kuzey yarım kürede ise V zamanında yani ilkbahar zamanında güney yarım kürede sonbahar yaşanır. Evet. K zamanında yaşayan mevsimden sonra M zamanında yaşanan mevsim gelir. Kıştan sonra sonbahar mı gelir? Hayır. Dolayısıyla ne oldu? 3'e yanlış dedik. Cevabımız 1 ve 15'te Adana oldu. Geldik 16'ya. Biraz ekranı büyüteyim isterseniz. Yukarıdaki hava raporu bir ilimizin cumartesi gününe aittir. Sadece rapora bakan bir kişi
Veriler kesinlik ifade ettiği için bir kere kesinlik ifade etmez hava durumu. O yüzden bir gitti. Bir olanları eleriz. Hava olaylarının gün içerisinde bile değişik gösterebileceğini gözlemler. Kesinlikle doğru. Nereden anladık? Cumartesi saat 9 ile 12 arasında sıcaklık 28. Cumartesi 12 ile 15 arasında 30. Rüzgarın yönü birazcık değişti. Peki saat 15 ile 16 arasında birazcık sıcaklık düştü. Rüzgarın yönü çok hafif değişti. Cumartesi 18 ile 21 arasında da sıcaklık daha da düştü. Beklenen hadiseler de değişkenlik gösteriyor. Rüzgarın yönü de çok hafif değişti. Hava olaylarının küçük yerlerde etkili olduğunu çıkarımını yapar. Bu tabloda buna dair bir verim yok. Bu hava olayı şu bölgeye aittir, bu bölgeye aittir diye bir rapor, bir veri yok, verilmemiş. Dolayısıyla buna dair bir veri olmadığı için 3'ü çıkarmamız mümkün değil. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Bursa. Geldik 17'ye. Özlem ile Sevgi okulda öğrendikleri mutasyon ve modifikasyon kavramlarını kullanarak seksek oyununu aşağıdaki gibi tasarlamışlardır. Güneşlenen bir bayan, Van kedisi, çuha çiçeği, Himalaya tavşanı, dört boynuzlu keçi, albino bir çocuk, altı parmaklı bir adam ve vücut geliştirmeci bir erkekten bahsediyoruz. Oyun için kendilerince kural geliştirmişler ve amaçlarını, görevlerini doğru bir şekilde uygulayarak başlangıç noktasından bitiş noktasına varmak olduğunu belirtmişlerdir. Özlem'in görevi sadece mutasyon olayını örnek olan kutucuklardan sekerek bitiş noktasına varmak. Sadece mutasyon. Hemen seçelim mutasyonları. Van kedisi. Mutasyon. Evet. Dört boynuzlu keçi. Mutasyon. Albino çocuk. Mutasyon. Altı parmaklı adam. Mutasyon. Hemen renk değiştirelim. Modifikasyonu da. Sevginin görevi de sadece modifikasyon. Bronzlaşmak, modifikasyon. Çuha çiçeği, modifikasyon. Himalaya tavşanı, modifikasyon. Vücut geliştirme, modifikasyon. Dolayısıyla 1, 3, 5, 7 Sevgi'nin. Evet. Özlem'inki de 2, 4, 6, 8'de cevabımız Ceyhan oldu. Aşağıda mutasyon ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mutasyonlar sıcaklık, radyasyon ve kimyasal maddelerin etkisiyle oluşabilir. Evet. Mutasyonlar hem vücut hem de üreme hücrelerinde oluşabilir. Evet. Üreme hücrelerindeki mutasyonlar kalıtsaldır. Nesilden nesile geçebilir. Aynen öyle. Mutasyonlar tamamen zararlıdır. Hayır. Bazen yararlı mutasyonlar da olabilir. Mesela Van kedisinin gözleri bizim turistik anlamda bir biyoçeşitliliğe sahip olmamızı sağlıyor ve turistik anlamda birazcık ülkemizin göz önüne geldiği alanlardan bir tanesi hayvan çeşitliliği. Bu mesela zararlı bir mutasyon değildir örnek olarak. Cevabımız Deniz'de. Gelelim 19'a. Yukarıdaki X ve Y grafiklerinde DNA'nın kendine eşlemesi sırasında sitoplazmada meydana gelen değişimlerden bazıları verilmektedir. Şimdi DNA kendini eşlerken yeni zincir oluşacağı için o zincire fosfat lazım, şeker lazım, bir de organik baz lazım. Dolayısıyla şeker sayısı sitoplazmada ne olur? Azalır. Yani bu grafik doğru. Peki adenin nükleotit sayısı artar mı? Neden artsın? Çünkü sitoplazmadan hücrenin çekirdeğine doğru, daha doğrusu sitoplazmadan serbest halde bulunan bu organik bazlar, yani adeninlerin de içinde bulunduğu organik bazlar eşlenmek üzere DNA zincirine doğru gidiyor. Dolayısıyla da artması değil, azalması söz konusu.
O yüzden x doğru, y de yanlış çizilmiştir. Ve son soru. Yukarıdaki verilenlerden hangilerinin ortalaması bir bölgenin iklimini belirler? Kar yağışı, rüzgar, dolu ve sağanak, bunların hepsi bir bölgenin iklimini belirleyen, etkileyen değişkenlerdir. Dolayısıyla cevabımız da Denizli oldu. İnşallah sınavınız güzel geçmiştir. En bol doğrular sizinle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.